Kediye düzgün davransan kedi de sana düzgün davranabilir, evet. Kaçtı. Hepsini bastı Çok bile çöpe. dayandı sana. Bul. Bulayım, bulayım. Ne haber kanka? Ne? Evet arkadaşlar, rutin ev halimize hoş geldiniz. Klasik ev hali. Normalde bu kedilerin sakin olması gerekiyordu, değil mi? Ama bizde sakin olmasının imkanı yok diyebiliriz. Çünkü Nurettin ve Süheyla severken kediyi yemeye kalkıyorlar. Ben öyle Kedi de seviyorum. doğal olarak sakin olamıyor. Bunlar ne bunlar? Şunlar ne? Şu et ne? Et but ne? Et but ne? Bu et but ne? Ben niye besleniyorum Ağzı benden? yeri tüy doldu. Her yeri tüy doldu, evet. Ben de niye besleniyorum benden? Bana bak. Sinirlendi şu an. Nurettin cidden her yerin tüyü oldu. Bir de taradı sözde kedi. Kedi almak isteyenler almayın. 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 Emin misin bak? Git. Tamam. Dur. Sevimli Açık olabilir. senin. Sevimsiz demiyorum. Aşırı sevimli ama Değil. çok fazla tüy. Çok fazla tüy var. Bir haftada evi tüy yumağına çeviriyor. Bu koca evi tüy yumağına çeviriyor. Düşünün artık, bu tek başına. Ha, Kaşı. Evet abim pis kulaklarını kedisini silmediği için kaşınması gayet bir normal. tane ıslak mendil getir de silsin. Silebilecek mi acaba? Kedi Küçük kaçıyor artık. aslan. Elinden kaçıyor kedi Küçük artık. aslan. Sabahtan beri uyuyor. Kedinin sakin olması imkansız. Çocuk seviyorum. Ben silmem. Ne demek ben Ben kulaklarını silmem ya? yapamıyorum, acıtırım. Ben parmaklarım büyük. Ya ne alaka, onun kulağı da büyük. Sil. Nurettin. Sil. Yok ya, Ciddi silmem. misin? Hep bokunu temizlerim, kulaklarını silmem. Yapmadığım bir şey değil. Ya ben koz duyamıyorum kulaklarını. Oğlum bir şey olmuyor zaten. O kendini böyle bırakıyor. O yatıyor. Tut getir. Tut getir ne ya, al. Getir. Bu arada arkadaşlar, Ankara bir sıcak, bir sıcak anlatılmaz sıcak. Hani Getirsene biz ya. aslında şey, normalde biz alışık olmadığımız için baya bir sıcak. Kedi kızdırıyor, kızdırıyor, sonra tut getirdi. Hayır, kızmıyor şu an. Kanka kulaklarını temizliyoruz, dur. Öyle yapma, yatır. O niye öyle oturtturdu çocuk gibi? Oğlum kediyi önce bir rahat ettirsene. Zaten bir şey demiyor garibim temizlemene. İki elinle temizlemen gerekiyor. Açıp içini. Onun Bakın gofrete, kulakları tüy bakın bırak. arkadaşlar gofrete. Bayıldı. Durduğu şekilde bakar mısın? Gofret değil misin oğlum? Ha? Kulaklarının temizlenmesini Kulağını seviyor. görmüyor ki Nuri. Söyle yardım etmeye ne dersin abine? Abim beceremeyecek. Otur yanına. Ver. Ha. O temizleyecek kanka, dur. Bak bu canlı yakıyor. Yakmış. Benden az da Yaksa rengini temizletmez. Dön diğer tarafa. temizlettiriyor ya. Yahu gofret. Bu kadar. Gözlere bakar mısınız? Keyif alıyor herhalde. Ne bekliyorsun, hayvanın Kaçardı kulağı zaten. O peşinde. sevmediği bir şey olsaydı kaçardı şimdi. Hadi bana bak. Bitti. Bitmiş. Sevmiyorum ben bu kediyi. Kulağını temizlemek zorunda mıyım? Hayır, değilsin. Niye o zaman temizliyorum? Bilmem, her seferinde sen temizliyorsun. Allah'ım. Ah. Ya oğlum bak, 2 günde bir seninle böyle hırçın oynuyorsun. Beni ısırıyorsun sonra. Gofrete yaptığım evi gösterdin mi? Göstereceğim. Şimdi şöyle bir şeyini öğrettin. Kedi anca seni ısırarak kaçabiliyor. Ahırını aldı kedinin, yırttı beni ya. Ben bir şey yapmadım ki. Oh! Bu arada neden korktu? Şöyle. Islak mendilin sesinden korktu. Doğru temizlememişsiniz. Hala kaşınıyor. Bak burada ne buldum? Ne buldun? Tırnak. Şey, dırnağını kesiyoruz ya, yüzünün şey o. Söyle, kutudan gofret ev yaptı arkadaşlar. İçini de minderini attı. Tabi gofret aşağıdan maske alıp gelmiş, bakın.
Maskeyi de içine parçalamış böyle. Kanka benimle oyna, beni kovala. Hadi. Gofret gel evine gir de kurtul oğlum, gel. Gel. Devrecek bir yere. Evet, kendini atacak yer arıyor şu an. Bırak bırak şöyle atsın bir. Niye elimi yalıyorsun? Çünkü Nuri'den zor kurtuldu, bir de sen yakaladın. Senin gülüşünden korkuyor hayvan. Isır. Bırakın şunu da bir yatsın yere ya. Yat oğlum, yat, rahatla. Yat. Gofret. At kendini yere. At oğlum kendini yere. Artık kalkmaz. Bizim evde hayvan olması bu kadar zor işte. Isır, ne olur ısır da rahatlayayım ya. Gelin mi? İğrenç. Çok Nurettin ağzını akıllı olacak. Bak. Böyle mi anlaştıkmış seni? Yam yam köpek. Bak işte, hayır. Bunun ismi nasıl Gofret diye. Bence latte olmalıydı. Sütlü kahve gibi baksana. Onun adı Gofret. Biliyoruz biliyoruz, o kadarını artık anladık. Ne olsaydı? Latte çok uygundu. Ya da çöp. Niye çöp? Burnu çamura banmış. Çok güzel ama. Yatış şekline bakar mısınız? O güdene yiyeyim mi? Biraz sonra çizecek suratını, gözünü. Allah korusun. O güdene durmuyor çünkü doğru. Gofret! Ne yapıyor sana? İçişe bak. Fatih itiyor artık, git diyor. Nurettin. Çok bunaltıyorsun hayvanı. İyi mi Fatih? Bakın feryat bu. Fatih'e bak. Kurtarın beni feryat. Öpme beni demek istiyor. Olacak şimdi. Biz kankamlayız. Niye kötü yazıyorsunuz? Değil mi kanka? Bizi Gofret kötü yazıyorsunuz. Gofret şu an hiç iyi görünmüyor ama. Bizi de mi el kaldırıyor? Gofret'i de bize el kaldırıyor. Ele. Gofret kilosundan dolayı yetişemiyor. Yok, Gofret ameliyat sonrasında o kadar kilolu değil eskisi kadar. Daha yeni toparlanıyor. Bu arada arkadaşlar, yani belirli bir kiloda olmayınca ameliyat etmiyorlar. Gofret o kiloyu tamamladığı için ameliyat oldu. Ayı gibi iki katı o kilonun. Yani ona rağmen hani hiçbir sıkıntı yaşamadı ama yine de biraz toparlanması zaman alıyor. Hemen iyileşmiyorlar. Gofret'in toparlanması 2 gün sürdü. 2 gün şey yüzünden, kafasındaki taktığımız. Yani Gofret onunla bile kendini kaşıdığı için mecburen onu erken çıkarmak zorunda kaldık. Bak. Nasıl bir kedimiz var ya? Kedinin suçu yok ki, suç sizde. Ben ne yapıyorum? Bu normalde çok sakin durması gerekirken siz onu bile delirttiniz. Kedimiz bozuk. Kedi mi bozuk sence? Sence kedi mi bozuk şu durumda? Yani neri tısladığına göre neri bozuk? Yarabla ne sileyim bir kere? Yarabla bir kere sileyim. Ben inek isteyince neden alamıyoruz? Olur, her şey tamam, bir ineğimiz eksik. Bu niye evde? Geçen sene lamaydı, bu sene inek. Lamamı hala almadı, kırgınım. Hadi git la. Şöyle, sence bizim yeterince evcil hayvanımız yok mu? Nuriyat. Bak. O zaman yer açılır, bir odamız boş kalır. Sen bir ineğe bakmak ne kadar zor biliyor musun? İnek yavrusu ama. Evet, o inek yavrusu kısa sürede bir yetişkin inek olacak. Nasıl bakacağız? Keser yeriz. Ben işte kedini keserim. Tamam, vazgeçtim, iğrençti. Gitti değil, seni o gözlüyor. Şşş, duşarım seni. Gidip bunu yiyelim ha. Niye gidiyorsun? Sen bence bir yere ihtiyacı var artık. Yattı oraya. Nereye? Koltuğun altını tırmıklıyor yine Nurettin. Yeni bir koltuk takımı almak istemiyorsan eğer onu ortaya çıkar. Hep tırmıkladığımız şeyin yenisini alıyorsan bana da bir laptop alın. Bak ya. Allah. Tırmıkladığımız şeyin yenisini alıyorsan kediyle bir tuttu kendini. Şarj kablomu gördün mü? Şarj kablomu. Neymiş mi? Sağlam yeri var mı? Bir görmek ister misin telefonumun şarj kablosunu? O senin. Neden? Kanka ya. Senin kedinin suçu değil de benim suçum mu? Gofret oyuncaklara çok yabancı bence. Atla mı? Bence Nuri'nin yüzünden çıkmıyor ortadan. Tamam, artık hiç çıkmayacak.
Emin misin adam oyuncağın ayağına gelmesini bekliyor. Nasıl bir kedimiz var ya. Bak kafa gitti. Aşırı tembel bir kedimiz var. Orada. Gofret. Yerim seni. Kediye bak, ne kadar illallah ettirdiysen çıkmıyor. Ya oradan. Ne? Yanlış asıtmayın insanlara. Kediyle bizim aramız çok iyi. Fazla iyi sizin aranız. Kediyi o kadar çok seviyorsun ki boğuyorsun hayvanı. Hayır, topu iki adım ötesine atıyor. Kalkıp da gidip almıyor. Birine mi çekmiş acaba, ne dersin? Tipe baksana. Kafasını kaşıyacak şeyi yok yani hali. Bak. Hadi ya. Yok yani. Aldığı bütün hayvanlar kendine benziyor. Çözemiyorum. Hep onun aldığı hayvanlar bozuk çıkıyor, fark ettin mi? Öyle mi? Paşa'yı da o aldı, getirdi. Paşa da bozuk. Bak geliyor. Bak. Aheste. Alt tarafı şuraya geleceğim Gofret ya. Öğrenin korkudan gelmiyor bence. Aa, yaklaşma bana. Gofret kaç, geliyor. Gofret geliyor. Gofret kaç. Kaç. Gofret kaç. Kaç bekliyor. Geç kaldı. Kaç. Geç kaç. Kaç bekliyor. Kaç. Kaç bekliyor. Kedi kaçmıyor ya. Tembel kedi ya. Gümüş gümüş. Var bir göbeği var ha. Gümüş gümüş. Bu ne? Kendi bacağım tutuyor da kalkayım. Bu ne? Sırayım lan. Bu ne bu? Yasun. Küçük aslan. Küçük aslan. Yanağı var. Küçük aslan. Küçük aslan. Yanağı var yani. Bu ne? Senin oyuncağınmış bu. Bakıyor bir tane. Dur. Göbeğine bırak topu bakayım. Senin çoraplar nerede? Ne bileyim, almıştı. En son onun elindeydi çoraplar. Evin içinde gezip duruyordu. Gofret, çorapları nereye götürdün? Saklıyor aldın şeyleri. Çoraplar nerede? Gofret. Kaç tane demek istiyor? Armut musun? Su içecek sanırım. Suyu mu var? Evet. Ay, içim yok ki. Sorun orada. Her gün her öğünde taze su istiyor. Bardakta. Evet, bardakta içiyor. Başka hiçbir yerden su içmiyor. Alıştı öyle. Süheyla niye her gün taze su içiyor? Hayvan mutfağa içiyor. Gidip miyavlayıp taze su istiyor arkadaşlar. Suyunu içmiyor. Hadi yine kanka. Yeni kap koyup gel. İçine su doldursak da içmiyor. Sadece bir kere içiyor. Bir sadece bardak. Vereyim mi? Gel. Nurettin. Biz bir yere gidince falan birkaç günlüğüne bu evde kalınca ne olacak? Nasıl içecek o suyu? Evde bırakmayacağım. Olur. Birkaç günlüğüne onu mu taşıyayım? O ne kadar zahmetli biliyor musun? Mama kabıydı, çiş kabıydı. Gidiyor bir de ya. Gidiyor bir de ya. Bir baksana su içecek mi? Korktu senden. Nerede? Burada. O kadar kilolu ki tısıldıyor bir şeyler şey yaparken. Bak kanka, burada ne var? İndir. Ağzını yalıyor mu? Tamam, bakmayın hayvan da suyunu. Herkes bakıyor, psikolojik olarak etkilendi. Çok kibarmış gibi normalde. Hiç hiç utanma, utanma. Sen yıkamıyorsun sonuçta o bardakları. Gofret. Gofret. Bir şey deneyeyim mi? Ne? Dene. Babası nerede? Daha şey yapmadım bile. Arkadaşlar. Maltı nerede? O da aynı. Malt yalamayı çok seviyor. Düzenli malt yalatıyoruz. O yaladığı tüylerini çişiyle birlikte atsın diye yapıyoruz ama bilmiyorum. İşe yarıyor mu? Hı? Kusuyor mu hayvan? Kusmuyor uzun süredir. Bir kere kustu, daha büyüyeli. Değil mi? O yüzden. Halıya. İşte o yüzden. Ama o zaman yalatmıyorduk herhalde. O zaman kedim bozuk. Bitti, yeter. Maltını yalat. Kanka o mamadan çok yok. Malt mı sadece? İkisini de. O biliyor zaten neyin olduğunu bence. O zaten iyice öğrendi bak. Yanmıyor. Koşarak geliyor bu dolabın sesini duyduğu an. Suyu bile bıraktı. İkinci. Uf, ne böyle zahmetli bir hayvan bu. Bir
Çıkarsaydım bir dur. Bir de seni yerim ya. Ya git. Tamam yeter yeter bitti. Nohut kadar. Nohut kadar veriyorum. Nohuttan fazla veriyorum be. Yeter ya. Aa, parmağımı yalama. O çıkar. Yeter zaten yeteri kadar vitaminlisi. Tamam, şundan. Temizlesin etrafını. Kapağına şeyini temizliyor işte diliyle. Oturuş şekline bakar mısınız? Şuna bak. Oturuş şekline. Gofret. Yedin mi? Ha? Yedin mi? Çok mu tatlıydı? Tamam, git suyun iç. Git suyun iç yürü. Nurettin o bardağı makineye koy. Mama arıyor ödül maması. Bitti bitti. Genelde mantı yaladıktan sonra ödül maması veriyorum o yüzden. Koca ayak bitti. Koca ayak. Koca ayak. Suyun orada şiş. Tosu. Yalanmalara doyamıyor şu an. Orada var suyun. Çok şiş o. Bence susamamış. Sence susamamış. Evet. Yüzünü yerim ben. Nurettin o bardağı oraya dökmeden al. Dökmeyeceğim, dur bir yiyin.